Tuz tüketiminin azaltılması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın ürünlerde tuz miktarı kısıtlamalarını yerinde bulduğunu belirten Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yavuz Yenişerioğlu, bireysel olarak tuz tüketimini kontrol etsek bile hazır ürünlerdeki tuz miktarlarının kontrol edilmediğini, bakanlığın almış olduğu tedbirlerin yerinde olduğunu söyledi. Profesör Doktor Yenişerioğlu, ülkemizde organ bağışı konusuna da değindi. Daha önce de bahsetmiştim, biraz önce bahsetmiştim. Günlük tuz tüketimimiz ülke olarak 18 gram. İhtiyacımızın çok üzerinde. Fazla tuz bize kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları ve hipertansiyon olarak dönmekte. Biz kendimiz tuzumuzu kısıtlamamıza karşın çevresel faktörler her zaman buna engel, buna destek olmayabilmekte. Bazı faktörleri biz kişisel olarak kontrol edemiyoruz. İşte ekmekteki tuz miktarı, lokantalardaki tuz miktarı, hazır gıdalardaki tuz miktarı, bunlar devlet politikalarıyla kontrol edilebilecek son derece önemli ve yararlı yaklaşımlar. Bir şey soracağım. Organ bağışı, böbrek beklentileriniz var mı? Bu konuda yeterli mi? Diyalizde bir görüşünüz var mı? Evet. Baktığımızda organ bağışı ülkemizde 2011 yılı itibariyle yaklaşık 3000'e yakın böbrek nakli gerçekleştirildi. Bunlar 40 erişkin, 20 çocuk merkezde, toplam 60 merkezde böbrek nakli gerçekleştirilebiliyor. Ama bekleyen hasta sayısına baktığımızda bu rakam yeterli değil. Bu rakama baktığımızda da olguların %75'i canlı vericilerden, kişinin annesi, babası, kardeşi ya da yakın akrabalarından elde edilmekteyken sadece %20-25'lik kısmı kadavralardan elde edilmekte. Ve kadavra üretim rakamlarımıza baktığımızda Türkiye'de milyon nüfusta 4 kadavra çıkarken bu yönde politikalarını geliştirmiş ülkelere baktığımızda İspanya'da milyon nüfus başına 35 yıllık kadavra üretildiğini görmekteyiz. Halkın bu konuda bilgilendirilmesi, basının bu konuda destek olması, toplumsal farkındalığı artırılarak organ bağışlarını, kadavra bağışlarını artıracağına inanmaktayım. Tuz ve peynir ve zeytini akşamdan suda bekletmelerine salık veriyoruz. Beklettikleri suya bir tatlı kaşığı yoğurt eklerlerse tuzu daha etkin uzaklaştırabiliyoruz. Hastalarımıza da bu yönde telkinde bulunuyoruz. Hocam dediğim aydın var mı efendim bu konuda bayağı yüksek bir seviye tuz kullanımı konusunda yaptığınız tedavilerde? Ülke bize paralel, o yapılan çalışmada Aydın'dan da veriler alınmıştı. Aydın'da da benzer oranda tuz tüketimi var. Ülkemizin genelinde olduğu gibi. En sık neden karşımızda diyalize giren hastalardan %35 olgu da şeker hastalığına bağlı. Yaklaşık %28-30 olgu da hipertansiyona bağlı.